Bilirsiniz ya da duymuşsunuz. Patagonya tam bir tezatlar ülkesidir. Bir şeyin tezatlarını biz anlatırken hemen Patagonya gibi örnekler veririz. Patagonya'daki gibi. Patagonya hakikaten tam bir tezatlar ülkesi. Ama o Patagonya, şimdi anlatacağım, başka bir Patagonya. O Patagonya'da adam doktora gider. 80 lira muayene ücreti öder. Bangır bangır bağırır. Otomobilin muayene ücreti ise 500 liradır. Servise gittiği zaman hiç ondan gıkı çıkmaz. Patagonya'nın gerçi otomobili orta gelir durumunda bile lükstür. Alt gelir durumlarında ise Patagonya'da araba sahibi olmak neredeyse imkansıza yakındır. Patagonyalı aşk gezer ama otomobilsiz gezmez. Patagonya'da kör tuttuğunu becerirmiş. Otomobilin mi var? Alkol, sigara kullanıyor, elektrik ile aydınlatıyor, doğal gaz ile ısınıyor musun? Hapı yuttun. Düze inmiş eşkıya için tam bir yolunacak kassın demektir. Aslını sorarsanız, Türkiye'de TÜRK diye bir kurum var. Adı Türk ama kendisi Alman. Yakalamış Türk insanını bir ucundan, vuruyor satırı. Artık nerede, nasıl yaşıyorsanız, hele hele ki Patagonya'da otomobil sahibi olmak artık pek ucuz değil. Hatta imkansıza yakın diyebilirim. Alacağınız en ucuz kullanılmış araba bile sigortaya, yakıta ve rutin bakıma ihtiyacı olacak. Dedik ya, arabam mı var, artık derdim var. Bir, periyodik bakım. Motorlu taşıt vergisi, muayene gideri, lastik, zorunlu trafik sigortası. Eski bir model araba ise daha çok benzin yakar, benzin parası. İlave edelim, park sorunları var, trafik, muayene, bakın. Derken yavaşça soğursunuz araba almaktan, arabayı kullanmaktan. Eski bir arabanız varsa. O ilk aldığınız zamanlar hani çok övüyordunuz, çok seviyordunuz ya. Artık ben bunu nasıl satarımın yollarına bakmaya başlarsınız. Lazım olursa alırsınız demeye başlarsınız. O Patagonya öyle bir ülke ki, Patagonya'da otomobil sahibi olanlar ikiye ayrılıyor. Bir kısmı araba sahibi olunca kendini bir bok olduğunu zannediyor. Daha ucuz ve modelsiz araç kullananları küçümsüyor. Tüm park yerleri, otoyollar onlarındır. 2 tonluk otomobilin içinde 50 kiloluk çirozdur aslında. Sokakta gölgesinden korkan bir çirozdur. Ama arabaya bindi mi canavar olur o çakal. Bir ikinci kısım daha vardır Patagonya'da. Evinde güvenilir bir güvenlik sistemi yoktur. Ancak aracı gözlesin diye park yerine gitmiş en pahalısından bir tane kamera taktırmıştır. Onu da evindeki ya televizyonuna ya bilgisayarına bağlar, gözetler durur. Arabasının üzerine kuş sıçsa kuşa küfreder. Direksiyonu eldivenle kullanır. Elinde her daim bir temizlik bezi vardır. Çoluk çocuğunun sağlığını arabasını düşündüğü kadar düşünmez. Kullandığı arabanın esiri olan bu andavallı, aracına misafiri bile bindirdiğinde o misafiri terbiye eder. Aman sizden nasihat, size bir nasihat. Böyle adamların arabasına binmeyin. Patagonya'da otomobil sahibi olmak ne anlama gelir? Her yıl devlete, sonra yine devlet tarafından yaratılmış deli dumrullara vergi vermektir Patagonya'da araba sahibi olmak. Geçsen de alır o vergiyi, geçmesen de alır.
Çalışanın çoğu büyük çoğunluğu aslında asgari ücrettir Patagonya'da. Bir kısım asgari ücretlinin, emeklinin otomobil sahibi olmak istemesi de böylesine bir ekonomik imkanlarda tam bir aziz nesinliktir. Ve Patagonya'da yapılacak en gerzek eylemlerden biridir. Parasızsan, dar gelirliysen ya kemer sıkmak zorundasın zaten. Otomobili alıp ayağımı yerden keseyim diyorsan, aptalı başka bir yerde arama. Otomobil sahibi olmak için çok 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 büyük bir lükstür senin için. Otomobili sana layık görmeyen aslında kimdir biliyor musun? Devlettir. Sana layık görmediği için senin onu alabileceğin imkanları kısıtladıkça kısıtlatır. Sen de ona oy verdikçe verirsin. Ver kardeşim devam et. Bu ülkede asgari ücretli için zaten ucuz bir otomobil de yoktur. Vergisine, muayenesine, bakımına para yetiştirebildiğiniz gibi her şeyden geçtim. Aracı yürütecek benzin parası dahi bulamazsın ey asgari ücretli kardeşim. Hiç araba almaya özenme. Ey emekli kardeşim. Araba senin kapının önünde dursa bile sana mali bir yüktür. Binmesen bile bugünün parasıyla senden her ay 300-400 lira para yer. Sat kurtul. Otomobil kontağını çalıştırdığınız anda devlet mükemmel bir vergileme sistemi ile cebinizdekini hortumlamaya başlar. Siz gaza bastıkça vallahi daha çok hortumlar. Valla aslında en iyi çözüm balık istifi toplu taşıma yöntemi. Daha da iyi çözüm tabanvaydır. Yürü, yürü kardeşim hem de sağlıklı kalırsın. Patagonya'da devlet halkı için otomobili lüks görür. Otomobilin hemen her parçasından vergi alır. Akaryakıtta dünyanın en yüksek vergisini uygular. Kendisi üretmeyi beceremediği, ithal ettiği otomobillerden öylesine inanılmaz vergiler alır ki, vallahi o otomobili üretenler o parayı kazanamaz. Nasıl olsa Patagonya'da otomobil manyağı bir sürü insan vardır. 20 yıllık gelirini borçlanarak o otomobili almak isteyen çok dangalak vardır. Akabinde borçlandırılmış kişi boynuna yular takılmış bir kişidir. Çok iyi yönetilir. Bunun içinde devlet borçlandırarak araba alınmasını bir yerde teşvik eder. Patagonya'da otomobil sahibi olmak Avrupa'nın yeni çıkardığı otomobillere hayran hayran bakmaktır. Otomobil dergileri almak, otomobil dizileri izlemek, belgeselleri izlemek Patagonyalı için vazgeçilmez bir zevktir. Patagonya'da otomobil sahibi olmak, bayi liste fiyatının aslında olması gerektiğinin iki katı olduğunu bile bile, hangi marka daha ucuz, hangi marka pahalı diye her flört platformda yorum yapmaktır. Facebook'ta, Twitter'da. Patagonya'da otomobil sahibi olmak, büyük şehirlerde toplu taşımanın altyapısını Avrupa ülkelerinin 100 yıl gerisinde olmasına rağmen toplu taşıma kullanmadığı için kendisini suçlu hissetmektir. O direksiyonda otururken bir suçluluk duygusu da duyar. Yani ben niye bu kadar para veriyorum, niye bu kadar pahalı benzin kullanıyorum diye. Ama yine de o aracı kullanmaktan vazgeçemez. Patagonya'da otomobil sahibi olmak, vergiler yüzünden yeni bir otomobil alamayıp
30 yaşındaki aracını hurda yasasını bekleyip aldığı paranın 10'da birine devlete kakaladığını zannedip sevinip gururlamaktır. Gururlanmaktır. Beyhidan galak. Patagonya'da araba sahibi olmak zaten değerinin 2 katına aldığı otomobili bir de kredi alıyorsa 4 katına mal etmektir. Kredi ile aldığı aracı borcunu ödeyememe korkusuyla yaşamaktır. Patagonya'da araba sahibi olmak. Patagonya'da otomobil sahibi olmak, değerinin 3 katına aldığı lüks otomobilini 3 yıl sonra %30 zarına sattığında canının yanmasıdır. Patagonya'da araba sahibi olmak, belki de hele hele bugünlerde orta halli bir memurun uzun uğraşlar vererek aldığı, gözü gibi baktığı aracını elektrik ve doğal gaz faturasını ödemekte zorlandığı için satmaya mecbur kaldığı veya kendini öyle hissettiği bir duygudur Patagonya'da araba sahibi olmak. Patagonya'da araba sahibi olmak, böyle bir arkadaşlarınla konuştuğun zaman, mesela arkadaşın yeni bir araba olmuş, hemen ilk soru şudur: kaç yakıyor, kaç basıyor? Patagonya'da araba sahibi olmak budur. Ehliyetini bakkaldan almış, cahil, eğitimsiz, magandalar yüzünden sizin ve ailenizin ve binlerce kişinin otoyollarda, yollarda, kelle koltukta seyahat ediyor olmasıdır Patagonya'da araba sahibi olmak. Oturduğunuz semtte hiç otopark yapmayan devlet, sabah bir kalktığınızda arabanızı çekmiş götürmüş. Bunun acısını yaşamaktır Patagonya'da araba sahibi olmak. Büyük şehirlerde dev değnekçilere haraç vermektir. Haraç vermek zorundadır. Zorunda kalmaktır Patagonya'da araç sahibi olmak. Zenginseniz sözüm yok. Ama orta halli veya emekliyseniz, geliriniz azsa, sizin için artık araba almak, araba binmek, arabayla seyahatlere çıkmak bir hikaye, bir masaldır, yani bir ütopyadır. Ve çok açık söylüyorum, en az 10-15 yıl bu böyle devam eder. Biz göremeyiz. Belki çocuklarımız, torunlarımız bir yıllık gelirleriyle sıfır araba alabildikleri bir dönem mi yaşayabilirler? Kim bilir? Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.